sohbetimize devam ediyoruz sevgili Metin Uca ile birlikte. Ben de yemeye devam ediyorum yoksa yani patron kızıyor. Çok net söylüyorum. Afiyet olsun. Ben sorularımı gitmezse sormaya... Burada, vallahi Macit Bey kızıyor, haberiniz olsun. Tamamdır. O zaman ben sorularımı sormaya devam edebilirim. Lütfen, siz yerken. Tabii, yanıtlamaya devam. Siz de lütfen şimdi yiyorum. Aldım bir yudum ama merak ettiğim çok fazla şey var. Yazdığınız 3 kitap var. Evet, çok oluyor bunları yazalı ama ben başlıklarını okumak istiyorum. Her tuzluğum var diyene hıyarla yetişemedim. Yes yerine alright demek caiz midir hocam? Ve tüh. Yani kendinize özgü mizahi anlayışınızı burada da göstermişsiniz. Tüh zaten tuvalet üstü hesaplaşması. Evet, onu sormak istiyordum. Tuvalet üstü hesaplaşması. Biraz bu kitapların içeriğinden genel olarak bahsedebilir misiniz? Ya ne bunlar, vardı bu kitapların içerisinde? Bunlar tabii televizyon programına yetişmeyen ya da arkada kalan ama mutlak anlatılması gerektiğine inandığım bir gerçek olaydan yola çıkan bilmece öyküleri, söyleşiler biçiminde. Tabii bunu yaparken mesela 140 karakterle hayatı anlamlandırma, Twitter yoktu. Mümkün olduğu kadar kısa, çarpıcı, yalın biçimlerde kullanmam gerekiyordu. Özellikle tüh, tuvalet üstü hesaplaşması hayatımıza giren bu yeni değişimin aslında ülkenin içine ne yaptığına yönelik de ipuçlarıydı. O yüzden kitabın klozet kapağı formunda olmasının bir gönderme olduğunu herhalde anlatabiliyorum. Kitabın içerisinde soru ve cevaplar oluşuyordu. Evet. Yine yarışmanın bittiği bir dönemdi. Ve o soru ve cevaplar da Türkiye'nin panoramasını ortaya çıkarmaya yönelikti. Hatta sonunda bir sudoku var ama sudoku bir siyasetçimizin hayatı ve onun hayatındaki rakamlarla, mal varlığıyla, şeyle de ilgiliydi. Türkiye'de çok ilginç bir şey yaptığımızı düşünüyorum o dönemde. Kesinlikle. İlginç bir gülmece kitabı olmuştu. Çok da iyi sattılar. Şimdi yani hakikaten şu anda yazsam 11. yılında tüh 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 olurdu. Anladım. Olurdu. Mizah. Ben mizah yazarı değilim. Ama mizahı ürünlerinde sıkça kullanan, daha doğrusu bunu zorlamadan var olanı gözlemleyip aktaran birisiyim. Hı hı. İşte bizim burası Türkiye oluyor böyle lafı olsun, yurdum insanı lafı biliyorsunuz, evet. Yarışma yaptılar, evet. Bana sormadan. Yani izin dahi almadan olsun. Yani o herhalde her şeyin hızla böyle savrulduğu bir ortamda gerek duymadılar demek ki. Mesela ben maydanoz diye bir program yapmıştım. Ben gidip maydanoz için daha evvelden yapan radyocu arkadaşlardan, hatta radyonun kendisinden bile izin almıştım. Yazılı izin alıp yapmıştım. Hı hı. Çünkü yurdum insanı şu an kimler yapıyor veya yaptılar? Bilmiyorum. Bir magazin programı içerisinde, Show TV'de yayınlanan bir magazin programının içerisinde, hı hı, bir yetenek yarışması galiba. Çağla Şikerli Alişan'ın Yapımcısı sormadı bile. Biz hani bunu Türkiye'ye, daha doğrusu o yurdum insanı kavramını bir eleştiri ya da aşağılama olarak değil, tam tersine benim güzel yurdumun içerisinde yetişmiş insanların zor durumlara ya da Türkiye'nin koşullarına göre yaratıcılıklarının nasıl ilginç sonuçlar ortaya çıkardığı, bunlardan bazılarının da komik olabileceğinin altını çizmiştik. Hepsi bu. Evet. Her neyse, bunu bir polemik için söylemiyorum. Yani her kavram her şekilde kullanılıyor o anlamda. Ve bizim bu bahsettiğim tarz yayınlar özellikle işte bir yerlere getirdi. Ama ben bunu kitapta kullandıklarımı da, şey yaptıklarımı da, yazdıklarımı da daha sonra sahnenin üstüne taşıdım. Yani onu bitirmedim. Ama şimdi bir kitap oluşturur musunuz? Evet. Sosyal medyanın böylesine güçlü olduğu bir ortamda ve her şeyin hızla tüketildiği bir ortamda, gülmecenin dergilerde bile, haftalık dergilerde bile eskidiği bir ortamda, doğrusu bunu bir kitap bütünlüğü içerisine getirmek bana çok zor geliyor. Şu aralar kitapla o yüzden uğraşmıyorum. Dediğim gibi ben bu değişimi ve teknolojik yeniliğin hayatın içerisinde gençlere sunduğu alternatif medya olanaklarını nasıl ben de oradan sesimi duyurabilirim, hı hı, diye düşünüyorum. Peki tek kişilik gösterileriniz vardı. Evet. Bunlara devam edecek misiniz? Ediyorum. Sürekli yeniliyorum, hı hı, onu. Hakuna Matata adı. Evet.
takma kafana. Ama takma kafana Amerika, yani Afrika kültüründeki takma kafana, onun o doğallık içerisinde yaşamın bütün zevklerini ve renklerini fark ederek ve bir kez yaşanan bir hayat olduğunu bilip bazı şeylerin üzerinde durmama mantığı. Bizde ise takma kafanı, hallederiz, boş ver, kervan yolda düzülür, her şey olacağına varır, kısmetse olur diyebileceğim o tuhaf bir kadercilik. Boş, evet. Ve ona bağlı boş vermiş diye anlatmak için kullanıyorum. Çünkü bu hayatın her alanına sızmış durumda. Ve o derin kadercilik ve ona bağlı tuhaf bir gerçek üstücülük. Yani büyü, fal, gerçek üstü, işte astronomi, astroloji özür diliyorum. Hı hı. Kendileri bilim diye yutturmak için sonuna hep loji getirdiler ya. Bu saçmalıklarla insan beyninin hoşafa çevrilmesi sürecine bir katkı sağlandığını, normal günümüz insanının da tuhaf hani dinselliğin getirdiği yoğun baskı yerine tuhaf sosyete dinleriyle de bunun etkisini sürdürdüğünü gördüğüm için orada bir alternatif oluşturmaya çalışıyorum. Mesela geçtiğimiz hafta çok ilginç bir yazı vardı. Gardırop detoksu yapın diyor kadının birisi. Nasıl olacakmış? İşte patronun en sevdiğin ama kullanmadığın kadının tek paltosu varsa nasıl olacak? Paltoyu ver diyor. Sana kocan daha iyisini alacak. Nasıl olacak? Evrenin yerine yeni bir şey koyma mantığı getirecekmiş onu, tamam mı? Ulan sen o paltoyu adamın nasıl aldığını biliyor musun? Kime detoks yaptırıyorsun? Gardırobun detoksu nasıl olur? Kitaplarınızda, sahnede, yaptığınız her işte beslendiğiniz alan Türkiye'nin ta kendisi. Tabii ki öyle. Yaşananları altını çizerek tekrar sahneleyip insanlara daha net bir şekilde sunmak. Ben sosyolog değilim. Hı hı. Ben mizahçı değilim. Ama bütün bunların tekniklerini ve yöntemlerini kullanarak ülkesini anlamaya çalışan birisiyim. Bunu yaparken de bunu daha çok insanla paylaşmak, bu soru işaretlerini çoğu insana ulaştırmak. Kimse benle konuştuğunda, beni izlediğinde bir yanıt bulmuyor olabilir. Ama bunu bulamasa bile benimle konuştuğumda soru işaretleri çoğalır. Ya da beni izlediğinde ya da okuduğumda. Hı hı. Zor bir sektörün içerisindeyiz. Çünkü rekabet oldukça fazla. Olsun zaten. Olsun ama şunu sormak istiyorum. Başarısızlığınızı isteyip bunun için çaba sarf edenler muhakkak olmuştur. Şu kariyerinizde. Yani bununla nasıl baş ettiniz? Yani bir, çok önemli değilim. Hı hı. Hakikaten çok önemli biri değilim. Hı hı. Ve bu çok önemli olmamayı kendim başardım. Çünkü hani yongaya sıkışmış bir halk deyiminin baş tarafı var. Ben onu söylemeden söylüyorum. Hani bir şey olup da yongaya sıkışmış ya da bu izlenimi yaratan insanların ve bunu kullanarak kişisel bilinirliğini arttırmaya çalışan insanların nelerle uğraştığını farkındasınız. Tam tersine belli şeylerden uzak durmanın da bir koruyucu unsur olduğuna inananlardanım. Bu açıdan da önemli olmadığım için hiçbir zaman beni biri engellemeye çalıştığı paranoyasını yaşamadım. Ben belki kendime yönelik de çok insafsız davrandığım için kendimi ve başarımı engelleyenlerden biri ben olmuş olabilirim. Beni kimsenin engellemesine ihtiyaç yok. Çünkü çok özgün bir alanda bir şey yapıyorum. Gerek de yoktu zaten. Taklitlerim olduğunu iddia ettikleri bir takım arkadaşlarım var. Onların da ben yine özgün ve farklı renkleri olduğuna inanmak istiyorum. En azından yola çıkarken bir şey yaptılar ama ondan sonra kendileri geliştirdiler. Yoksa zaten var olamazlardı, kalamazlardı. Bu kadar net bakıyorum. Ben keşke bütün rakiplerimin aynı ahlaklılıkta ve aynı başarıda ve aynı rekabetçi ortamda iş üretebilse diyorum. Çünkü eğer beni bir erk veya bir güç engelliyorsa aslında bu o istemeden öbür insanlara da haksızlık yapıyorsun. Evet. Onların ürettikleri işlerin saçma sapan bir rahatlık içerisinde gitmesini sağlıyorsun. Yani ben şu anda televizyonda, yarışmalarda isterim ki var 3-4 tane çok baba rakibim olsun. Hem sunum anlamında hem içerik anlamında. Evet, çok güzel işler yapanlar var ama onlar da denetimsiz tek başına kalmamalı bence. Çünkü rekabet beni geliştiriyor. Ben birini kıskançlık değil ancak gıpta edersem başarılı olabilirim gıpta diye. Gıpta ettiğiniz insanlar var mı şu anda? Bu alanda değil ama tabii ki hayatın içerisinde. Yani Can Yücel gibi dilime hakim olup olağanüstü şiirler yazmak isterdim. Aziz Nesin gibi Türkiye'yi çok iyi anlamak, yıllar sonra üstünden zaman geçtiğinde bile
bir şeyler ortaya koymak isterdim. Genco Erkal kadar sahnenin üstünde devleşebilmek isterdim. Yani bunlar bakın çok farklı alanlardan söylediğim isimler. Bilim dünyasından çok isim sayabilirim bu şekilde. Televizyon dünyasından baktığınızda televizyondaki başarılar çok geçici başarılar. Hı hı. Ama orada da ölçü şu. İnsanların zekasını aşağılamadan, hı hı, onların dinsellik, cinsellikle bilinmeyen duygularını mıncıklamadan, hı hı, yaptığınız her işte daha kitlesel, daha eğlendirirken bir şeyleri fark ettirebilmek bence. Bunu yapan birileri var mı şu bence anda? Bence var tabii ki. Olmaz olur. Kimler var? Yani sizin gözünüzde. Yarışma diye baktığınızda, hı hı, mesela ben Acun'u çok başarılı buluyorum. Hı hı. Çok farklı noktalarda durduğum birisi. Hiçbir ortak, yani merhabamız çok iyiydi, hı hı, falan ama yani yaptığı işe baktığımda o uygulamayı, denenmiş ve çok başarılı olmuş formatları, hı hı, yurt dışında başarılmış formatları çok başarılı uyguladığını ama bunu yaparken kendi ülkesi ve insanını da iyi tanıdığı için, evet, çok başarılı da uyarladığını görüyorum. Hı hı. Ben başarılı buluyorum. Tabii ki öyle bir rakibim olsun. Yani onun şirketinden yapılan bir genel kültür yarışması da benim yapacağım işin rakibi olsun. Hı hı. Çok başarılı buluyorum. Kenan Bey'i mesela sunucu olarak çok başarılı, hı hı, buluyorum. Şu an yaptığı işi Almanya'daki formatı izlediğimde mesela gülerek anlatıyor, evet, oradaki adam. Çok farklı bir sunucu, evet, ama Kenan Bey mesela Kenan o tam tersine daha ciddi, daha o gerilimi yükselten bir tonlamayla ve şeyle yapıyor. Hı hı. Genç arkadaşlarım arasından çıkıyor sunucu. Tabii her drama ya da oyunculuk eğitimi almış her kişinin sunucu olması beklenemez. Hı hı. Ama sunucu olduğu zaman o işte çok başarılı olan arkadaşlarım da var. Hı hı. Ama ben sunuculuk farklı bir şey diye bakıyorum. Ve o farklı sunuculuğunda korunması gerektiğine inanıyorum. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bugün mesela bu çekimi yaptığımız gün 88 yaşına basmış benim canımın içi bir tanecik abim var. Yani doğum gününü kutluyoruz olsun, o zaman. Gazetecilik olsun. Halit Kıvanç, hı hı, mesela. Şimdi Halit Kıvanç'tan, evet, sonra çok usta bir isim. Saygıyla hatırladığım işte mesela Cenk Koray var. Televizyonun tek kanallı dönemlerinden. Çok sayabilirim. Yani 20 kişiye kadar gidebilir. Ama işte bunlar sadece sunuculuk yapmış isimler. Hı hı. Ben de mesela çok drama teklifi geliyor. Dramadan kastım televizyon dizisi. Ben diyorum ki çok, yani oyunculuğunuzu böyle bir şeyleri de eleştirmek için söylemiyorum. Yani tutmadığı zaman bir iş o ortadan kalkacak. Ben onların içerisinde yer almak istemiyorum. Ben, hı hı, Türkiye'de adı sayıldığında en iyi 10 sunucudan biri olarak kalmak istiyorum televizyonda. Hı hı. Diğer alanlarda yaptıklarımızın değerlendirmesi farklıdır ama ben o 10 sunucudan biri olarak kalacaksam eğer ona uygun davranmalıyım. Ve o 10 sunucudan biri olarak yaşantımı sürdürürken engellemeyle karşılaşmamalıyım. Hı hı. Ve o 10 sunucunun hepsi o kadar güzel işler yapsınlar ki televizyonlar bunu bir yere taşısın ve o rekabetin getirdiği yükselmeyi yaşıyorum. Benim beklediğim bu. Yoksa şey peşinde değilim. Yani, hı hı, böyle olmuş, şöyle olmuş. Ve ben rakiplerim olduğuna inandığım insanları gördüğünüz gibi açık yüreklilikle iyi yaptıkları şeyleri sonuna kadar desteklerim. Çünkü zaten belli bir çizginin üstüne çıkmazsanız sektör sizi dışlar. Hı hı, yani bir şey taşıyamazsınız orada başarı öykünüzü. Biraz belki tatsız bir konu bu ama 2012 yılında siz aktif bir Twitter kullanıcısısınız, evet, ve Twitter üzerinden Melih Gökçek'le ufak bir sıkıntı, evet, yaşadınız. Bunun içeriğini çok kısa alabilir miyim sizden? Nasıl gelişti bu bence, olay? Bence yani üstüne konuşmaya bile değmeyecek bir iş. Siyasetçi olarak, yani siyasetçiler benimle aynı çizgide olan olmayan herkesle belli bir saygı çizgisini, hı hı, korumaya çalışırım. Sadece burada Melih Bey'in tarzı birazcık saldırgandır. Kendisine yönelik hiçbir eleştiriyi, ki zaten ona yönelik bir eleştiri de değildi, kabul etmez. Yani Melih Bey'e bulaşmamak ve onun o söylemine ilişmemek belki de en iyisi. Çünkü mahkemeye varacak bir süreç yaşamayı hakikaten istemezdim. Hı hı. Yani klavye başı kahramanı ergenlerden farklı değerlendirebilmek için bir siyasetçiyi, kendisini çok başarılı buluyor sosyal medyada. Ben öyle görmüyorum. Hatta vahim yanlışlar yaptığını düşünüyorum ama bunun tabii kendisinin olmadığı bir ortamda tartışmanın, hı hı, bir anlamı yok. Ben Twitter'la ilgili düşüncemi söyleyeyim buna girmeden. Hı hı. Twitter bir özgürlük alanı.
herkesin benimle eşit paylaştığı ve benim de eleştiriye açık olduğum için zaten onları yazabildiğim bir alan. Tek bir ölçüm var. Kişilik haklarına saldırmadan ve o kişiyi ya hakaret etmeden her şeyi söyleyebileceğime inanıyorum. Evet. Zaten maharette orada. Bunu başarabilen herkesin de Twitter'da doğru şeyler yaptığını düşünüyorum. Bundan sonra da benim çizgim değişmedi. Bakışım aynıdır. Hayatım boyunca bir şey yazıp da arkasından hani tweetten silmek, işte tuhaf bir söylem ortaya çıkmıştı. DM'den yürümek diye. direkt mesaj üzerinden birilerine bir şey yapmak gibi hiç derdim olmadı. Yazdıklarımın hepsi orada. İlk gördüğüm günden itibaren yaptığım hatalar var işte. Onlar da dahil orada. Ben hiçbir şey silmem. Sildirmem de. Okay. Çünkü söylemeyeceğim hiçbir şeyi oraya yazmam. Yazdığım her şeyin arkasındayım. Pişman olmadım. Bedeli ne olursa olsun. Bu kadar. Mahkeme sonuçlandı mı peki? Benim onunla değil, bir sayın valiyle, daha doğrusu o beni şey yaptı. Vatandaşa söylediği bir sözcük nedeniyle ben de kendisine yönelik eleştirilerde bulundum. Ama asıl benim eleştirdiğim, dünyada hiçbir örneğini görmediğim bir şeydi. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri esnasında salona girip konseri yarım kesmesini ben sadece bir mülki amir için değil, kendini güçlü zanneden hiçbir siyasetçi, hatta diktatör için bile kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hitler'e örnek vereyim. Wagner hayranıydı en kötüsünden. Bu terbiyeyle yetişmişti. Onun için bir siyasi, bir mülki idarecinin bir senfoni orkestrasını durdurması ya da bir Adana Demirspor'un lokalindeki yemekte olduğu gibi dansöz, yani bel dansı bizim var kültürümüzde. Nereden etkilendiği ya da esinlendiği değil ama var. Bu kişinin dansını engelleyip apar topar sahneden indirmek de en az senfoni orkestrasını susturmak kadar haddini aşan bir davranıştır. Bu nedenle ben yazdıklarımın hala arkasındayım. Ama bu da onu haddini aşmak olarak değerlendirdi. Yargılanma devam ediyor. Oradan alacağım cezayı da sonuna kadar götürürüm. Ben buradan ceza alacağıma inanmıyorum. Ama sonuna kadar da götürürüm. Zaten nasıl korunaklı, nasıl tuhaf bir ruh hali içerisinde olduğunu daha sonra vatandaşlarla olan diyaloglarında da ortaya koyan bir kamu görevlisi. Dediğim gibi onun da burada kendi savunma hakkı olmadığı için bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Fazla konuşmanın gereği yani de yok. Polemik yani ortaya çıkmasın. Çünkü ben hukuka saygım sonsuz. Dediğim gibi sonuna kadar ben bunu götüreceğim. Aynı başarıda yürütmeyi nasıl başardınız? Neye bağlıyorsunuz bunu? Ben çok başarılı olduğuma inanmıyorum. Dürüstçe söylüyorum. Başarılı olmak için çabalıyorum. Bir kez yazar değilim, bir kez daha söylüyorum. Çok iyi bir oyuncu olduğumu zannetmiyorum. Eğer öyle olsaydı belki Korkmaz bu gösterilerin de dışında drama, yani televizyon dramalarında rol almayı belki göze alabilirdim. Alamadım. Ben kurşun gibi olması gerektiğini yarattığınız etkini düşünüyorum. Ama bazen saçma gibi davranıyoruz. Derdim kuş avlamak değil. Yani bu anlamda ava da karşıyım ama eğer bir yere vuracaksanız tam hedeften vurmanız gerekli. Benim hedefim, bir kez daha söylüyorum, ister yarışma programı, ister televizyon diğer işleri, ister başka alanlarda sahne üstündeki işler. Soruları çoğaltmak ve aklı karıştırmak. Ama bu sırada da gülümseyerek hayata bakmak. Bunu yapabileceğim her söylem, içerik ve yeni mecrayı bu anlamda kullanıyorum. Peki böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Var ki 25 yıldır ben bunu yapabiliyorum. Kimleri gördüm, nelere katlandım. Hiç pişman değilim. İşte 3 tane kalp damarına balonla genişlettikten sonra da yani en fazla kaybım ya da kazancım o olmuştur. Ama hayat devam ediyor. Ben düşünebildiğim sürece, üretebildiğim sürece bana sunulan ve sunulmayan her alanda bunu kullanacağım.
Eğer bu süreç içerisinde bunları yapmaya çalışırken bir bilgeliğe ulaşır, deneme yanılma yoluyla seyirciyi çok fazla zedelemeden onların istekleri ve beklentileri doğrultusunda bir şey üretirken yararlı olurum ve böyle değerlendirilirim, o zaman o değerlendiren kişiye teşekkür ederim ya da değerlendiren kişilere teşekkür ederim. Dediğim gibi bunu o yüzden bir her şeyi başarma değil, yetmeyen alanlarda yeni şeyler üretebilmek için yeni bir buluşlar peşinde ya da yeni bir şeyler bulma peşinde koşma olarak tanımlıyorum. Ne gibi prensipleriniz var hayata dair, yaşam, iş anlamında? Hangi prensiplere göre yaşarsınız? Yaşamda prensipler demeyelim de hani sizi belirleyen bir, çocukların, hayvanların, engellilerin ve zorda olanların zarar görmediği, eşit faydalandığı bir dünyanın peşindeyim. Yola çıkarken bütün insanların temiz başladığını biliyorum. O yüzden o insanların bu yarışı eşit götürebilmesi için biraz daha sosyal adalet, eğitim ve sağlıkta eşitlik olması gerektiğine inanıyorum. Bunu sağlayacak bir sistemin ülkemde gerçekleşmesi adına. Üstüme düşebilecek her ne varsa onu yapmaya ya da en azından bu konuda kamuoyu oluşturmaya çalışıyorum. Bir dünya görüşüm var. Hiç saklamadım. Sosyal demokrat bir aileden geliyorum. Küçük bir memur ailesinin çocuğuyum. Vazgeçmediğim hayal bir gün sosyal demokratların iktidarıdır. Olacağına inanıyorum. Bunun için çabalanması gerektiğine. Doğruları vardır, yanlışları vardır. Buna inanmak parlamentoya inanmaktır, Türkiye'ye inanmaktır, insanına inanmaktır. Gencine inanıyorum ben. Çünkü birkaç Avrupa ülkesi genişliğinde, yani nüfusu kadar gencin okula gittiği bir ülke. Ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın, ne kadar geriye götürmeye çalışırsanız çalışın, ne yaparsanız yapın, öyle altın nesiller, garip beyni yıkanmış topluluklar yaratamıyorsunuz. Yaratamazsınız çünkü diyalektik hayatın değişimi var. Onun önünde duramıyorsunuz işte. Ne yaparsanız yapın, en baskıcı yönetimler bile sadece ortadan kalkmakla kalmıyor. Değişmek, devrişmek, yenilenmek ya da en azından kendilerini farklı göstermek zorunda kalıyorlar. Türkiye'nin yaşadığı sancıları tarihini iyi bilerek anlamaya çalışıyorsunuz. Bir kısmında tanıklık ettiniz. Tabii 50 yaşına gelmenin bazı acı yanları da var. Bütün bunların bilincinde, biraz evvel söylediklerimin ışığında bir Türkiye için çabalamak. Bunu yaparken de istediğim işi hangisi ise veya bana olanak sağlanıp bırakılan hangi alanlar varsa o alanlarda yapmaya çalışıyorum. Biraz evvel söylediklerim de o kırmızı çizgilerimdir. Çocuklar, hayvanlar, özel bakıma muhtaç olanlar asla zarar görmeyecek. Eşit paylaşacağız. En azından bunun için uğraşacağız. Sağlık ve eğitimde yola eşit çıkacağız. Ücretsiz olacak. Bu benim hayalim. Sırtında çocuğunun ölüsünü 4 saat taşıyan insanların Türkiye'sinde, doğuda veya batıda yaşamak istemiyorum. Ama bunu yaratırken de ya da bunun dile getirildiğinde de bir tek olaydan yola çıkıp prestij kaybı yaşamak zorunda kaldınız diyen, bence siyasi değil insani kayıp haline dönmüş insanların savunmasının bir matahmış gibi dayatılmadığı bir Türkiye özlemi duyuyorum. Bunun için çabalıyorum. Kendi adıma bunu ne kadar gerçekleştiririm bilmiyorum ama kendi yaptığım işlerde buna özen gösteriyorum. Şunu merak ediyorum. Twitter kullanıcısısınız. Evet. Sizi takip ediyorum. Geçen günlerde Ali İsmail Korkmaz ve Fenerbahçe için bir yürüyüş yapıldı. Öncesinde sizin de attığınız tweetler vardı. Orada mıydınız? Tabii ki. Son dönemde gördüğüm en önemli, en görkemli etkinliklerden birisiydi. Çünkü bir futbol ya da bir şike tartışması olmaktan çıktı. Bir varoluş tartışmasına dönüştü. Ve o varoluş tartışması içerisinde benim içim çok acıyor. O 6 ve şehit olan polis memuru kardeşimizle katarsak 7 tane güzel insanı hiç uğruna, inatlar uğruna kaybettiğimiz bir Türkiye yaşadık. Ama Ali İsmail'in çok daha özel bir yeri var. Bütün ölümler çok acı ama Eskişehir'de faşistleştirilmiş ve buna yatkın olan sivil unsurların da insafsızca aynı gaddarlıkla insana saldırabildiği bir Türkiye'yi gördüm.
Bu arada bir başka İsmail'e teşekkür borçluyuz. İsmail Saymaz, gazeteci genç kardeşim. Onun sayesinde de hiç öyle olmadığını fark ettik. Anlatılanların ne kadar farklı olduğunu gördük. Bize söylenen resmi yalanlar ortaya çıktı. Onun ötesinde aynı sokak üzerinde 36 tane kameranın hepsinin bozuk olması mümkün değilken öyle olduğunu fark ettik. Ya da bize öyle anlatıldı. Ve utanmadan bazı kamu görevlileri çıkıp kendi arkadaşları öldürmüş olabilir dediler. Sonra bunu ortaya çıkaran gazeteciye oğlum İsmail rahat durmuyorsun diye mesajlar attılar. Utanmadan bunu da itiraf ettiler. Böyle bir ortamda Ali İsmail tanırsınız, tanımazsınız, katılırsınız, katılmazsınız hiçbiri önemli değil. Gencecik bir insanın hayallerinin ortadan kaldırılmasına, hele böyle namussuzca yalanlarla kaldırılmasına tepki verilmesi gerekiyordu. Ve o gün orada emin olun sadece Fenerbahçeliler yoktu. Bir kez daha gurur duydum Fenerbahçeli olan dostlarımla. Ama onun ötesinde orada Galatasaraylı dostlarla el sallaştık. Beşiktaşlı dostlar vardı. Başka bir sürü kentten gelmiş futbol takımının taraftarı vardı. İsmini unuttuğum için özür diliyorum. Yani Malatya Sporlular vardı. Bir sürü takım taraftarıyla el sallaştık. Birlik, beraberlik vardı, evet, değil vardı. Mi orada? Ve ben içinde olduğum için farkında o coşkuyu fark ettiniz. Sokaklarda akan yüz binleri gördünüz. Tek bir şeyin peşindelerdi. Bu bir kavga değil, bu bir spor kavgası değil, bu bir varoluş kavgası, bu bir Fenerbahçe kavgası değil artık. Böyle bir ortamda Ali İsmail Korkmaz'ın annesi, hanımefendi ve kardeşinin stat'taki maç bittikten sonraki bölümde dakikalarca süren, herkesin gözyaşlarına boğulduğu o olayı da yaşamış birisi olarak işte o iç acısının nasıl bir tepkiye dönüştüğünü görüyorsunuz. Ben Suriye'deki çocuklara da üzüldüm. Canım yandı, ağladım. Irak'takilere de ama. Ve hiçbirini diğerine tercih etmedim. Ama bazı siyasetçiler çıktılar, dediler ki Suriye'de ölen çocukların yanında bu 5 kişi devede kulak. Onlar devede kulaktan sorumlu devlet bakanları olarak kaldılar ve devede kulak miktarda para çaldıkları ortaya çıktı. Genel soygun içerisinde. İnsaf bir kez yitirildiğinde kim olursa olsun ya da ne olursa olsun galiba ondan sonra çok kolay geri dönülmüyor. O insaf ve izanın yitirilmemesi gerektiğini düşündüren çok önemli bir ölümdür. Bütün ölümler gibi acıdır ama Ali İsmail Korkmaz'ın çok özel bir yeri vardı. Evet, Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz. Ben bunun kanıtlandığını gördüm. Sadece Fenerbahçe değil, böyle direnebilen her toplumsal gücün yıkılmayacağına inanıyorum. Ben de bir Galatasaraylı olarak, evet, size katılıyorum. Aynen, şunu söyleyeyim, yani Galatasaraylı olmak, Fenerbahçeli olmak sadece o takımın renklerine gönül vermek de sınırlı. Ama onun dışında yaşadığın ülkenin farkında olmak kesinlikle ve beraberce kol kola yürümek. Bakın bir insan serini hatırlıyorum gezi olayları esnasında. Beşiktaş Çarşı en saygı duyduğum toplumsal kesimlerden birisidir. Beşiktaş'a da çok saygı sonsuz. Bir insan seli olarak geliyor. Arkasında Fenerbahçe'den karşıdan gelmiş insanlar. Evet. Orada o kol kolalık İstanbul kesinlikle United değil, o başka bir ruh. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu sporun ötesinde bir şeydi. Ve bütün bunları sadece düşman olarak algılamak da çok yanlış. Evet. Bu birleşmeyi doğuran unsurları da anlamaya çalışmak, sosyolog gözlemiyle anlaşmaya çalışmak. Ne kadar güçlü olursanız olun, sizinle beraber olmayan insanları da anlamak zorundasınız. Benim söylediğim bu. Şunun altını çizmek istiyorum. Ben o acının orada ete kemiğe yeniden bürünüşünü gördüm. Ben Gezi'nin arkasında varsa bir takım unsurların aranması yerine Gezi'de bu insanların niye ayağa kalktığını, niye artık yeter dediğini ve neden bir Türk Rönesansı'na dönüştüğünü de anlamaya çalışmalarını öneririm buna tepki verenlere. Bilmem nerede şu süreç yaşandı, arkasından bunlar çıktı demek ve soyut düşmanlar yaratmak yerine Türkiye'de var olan ve ayakları üzerinde dikilen bu gençler ne istiyorlardı? Onlar benim de küçük kardeşlerim. Belki onun torunları. Ama anlamak gerekiyor onları. Kesinlikle. Ben bunu söylüyorum. Ve o süreci. Bir sorum daha olacak. Aslında bahsettiğiniz konuların içerisinde bu da var. Türkiye çok çalkantılı bir dönemden geçti ve hala daha da geçiyor. Yolsuzluk operasyonuydu, gezi olaylarıydı vesaire vesaire. Şimdi yakında seçimler de var.
iyice kızıştı ortam aslında. Siz neler bekliyorsunuz? Türkiye'yi neler bekliyor gelecekte? Seçimlerde ne olur? Şimdi umutsuz, şöyle umutsuz olmamak lazım. Nasıl geldiğini hepimizin bildiği bir siyasi gücün, onu doğuran ve onu güçlendiren unsurları da göz ardı etmeden nasıl demokratik yollardan gidebileceğini kendimize bir başarı öyküsü olarak kanıtlamamız gerekir. Evet, sen istediğin kadar denetimden kaç. İstediğin kadar denetimden kaç derken, parlamentonun, tabii ki sandık çok önemli. Sandık her şeyin başı. Ama bu sandığı bütün batılı demokrasilerde denetleyen yargı var. Yasama gücünü beraberinde başka erkler var. Ve sen bunları alt üst etmiş durumdasın. Böyle bir ortamda ben yolsuzlukların Türkiye'deki tarihe baktığımda sağ iktidarlarda 7-8 puanlık bir düşüşü her seçimde beraberinde getirdiğini fark ediyorum. Hı hı. Burada sorun Türkiye'de merkez sağda yer alan AKP'nin gerçekten merkez bir sağ parti olduğu mudur? Yoksa başka bir alternatif olamadığı için oyun gidecek yer bulamaması mı? Hı hı. Bu sorunun cevabını bulmak lazım bence. Bu seçimde de o yüzden %40'ları aşamayan bir AKP olacağını düşünüyorum. Yani 49'lardan 40'lara inmiş bir seçmen. Bunun içerisinde o kendisine cemaat diyen, daha çok dini ve ticari çıkar yapılanmasının çok büyük bir sayısal gücü olmamasına karşın çok ciddi bir etkisel gücünün olduğunu, ama beraberce yola çıkıp her türlü yasa dışılıkta diyeceğim bir alet olarak kullanıp sonra farkına vardığını söylemenin inandırıcılığının uzaklığını yaşıyoruz şu anda. Böyle bir ortamda %40'lara varan bir AKP'nin %40-41 oranında, yani buraya ulaşacak. Bu bir başarı mıdır, başarısızlık mıdır bilmiyorum. Ama bu bir yerel seçimdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ben %30'lara varacağına, veriler öyle gösteriyor, inanıyorum. %30'un üstüne çıkmasının zaten Cumhuriyet Halk Partisi için, yani sosyal demokratların oyu bu kadar. Burada MHP'ye gidecek, AKP'den MHP'ye gidecek bazı kentlerdeki oylar da varsayarsanız ve Kürt oyları HDP'nin de %8'i, MHP'nin %20'sini varsayarsanız, bu bir çözümün ya da bir yeniliğin, yenilginin işareti olmayacak. Çünkü yerel seçimlerde bir de doğal olarak insanların bu tercihlerinde, evet küçücük bir kasabada yaşıyorsunuz ve iktidarın nimetlerinden yararlanmak istemeniz son derece doğal. Çünkü yerel yönetimler hizmet demektir aynı zamanda. Ve iktidara yönelik oy kullanma da normal. Bir sonraki seçimin ne olacağı önemli. Çünkü Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Çalkantılı olacak. Şu an var olan bir Cumhurbaşkanlığı yapısını Sayın Başbakanımıza yetmediği, daha ötesinde bir yarı başkanlık sisteminin peşinde olduğunu da hepimiz biliyoruz. Ama buna giderken çok yıpranmış, çok hırpalanmış bir AKP ve liderinin böyle bir şansının olmayacağı soru işaretlerim var. Bütün belaltı vuruşlara, bütün yasa dışı dinlemelere kapalıyım. Değerlendirmem dışında onlar. Yasal yapılmış olanlarda da beni tek ilgilendiren bölüm yolsuzluk bölümüdür. Yani kendi kırmızı çizgilerimi söylüyorum. Bakışım böyle. Günahsız, hiç ilgisi olmayan, özel yaşamına yönelik hiçbir belgenin ve bilginin değerinin olmadığını düşünüyorum. Bütün bunları bir yana bırakıyorum. Ama bu kaset ya da benzeri saçma savaşların da devam edeceğini, turpun büyüğünün içeride olduğunu söyleyenlerin o turpu da ortaya çıkarmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Bütün bu belaltı vuruşları bir yana bırakıyorum. Namusuyla yapılmış bir seçimde %40'a varan bir oy oranında kalan AKP'nin bu bizim yakın geleceğimizdeki bir takım büyük dönüşümler için çok kolay hareket edemeyeceğini düşünüyorum. Merkez sağda yeni bir yapılanma olamayacağı için AKP'nin oradaki yerini koruyacağını düşünüyorum. %40'larda kalsa da. MHP'nin başında iyi ki böyle bir lider var. Çünkü böylesine toplumsal dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde çok daha farklı hareket edebilecek bir kitleyi tutması ve serin kanlı davranması anlamında ve buna yönelik provokasyonlara kapılmaması anlamında çok önemli bir iş başardığını düşünüyorum Sayın Bahçeli'nin. Aynı başarının ve aynı özenliliğin
Kürt oylarında da kendini kanıtlayan bir HDP'nin çok daha farklı yerlerde olabileceğini düşünüyorum. Ama büyük kentlerde işte o klasik doğudaki yapılanmanın dışında çok farklı söylem ve herkes kucaklayacak bir yapıya henüz ulaşamadığını düşünüyorum Kürt siyasetinin. Tabii bir de işte hapiste Abdullah Öcalan olgusu var. Bütün bunlara baktığınızda bu seçim bir şeyin çözümü için değil, belki bir şeylerin görülmesi ve buna yönelik adımların atılması için başlangıç olacaktır. İstanbul'u zor görüyorum Sayın Sarıgül için. Ama çabaladığının da farkındayım. Tabii ki yani bu süreç içerisinde ne olur? Daha 40 günden fazla süre var. Ankara ve İstanbul'u kaybetmiş bir AKP'nin çok daha zorlanacağını düşünüyorum. Ankara'nın daha yakın olduğunu düşünüyorum. Sayın Mansur Yavaş'ın çok doğru bir tercih olduğunu, Ankara'daki oyları birleştirmek adına, ki zaten bunun korkusunu yaşıyor Gökçek. İstanbul'da ise bu farkın nasıl kapanacağını görmeye çalışıyorum. Eksiği de söyleyeyim, benim gördüğüm eksiği. Sayın Sarıgül'ün somut önerilerini ardı ardına sıralamasında bir gecikme görüyorum. Bu arada Sayın Topbaş'ın da çok akılcı davranarak kavgayı yürüten başbakanın yanında bunun dışında kalıp sanki partiler üstüymüş gibi bir hava yaratmaya çalıştığını gözlüyorum. Ama herkes çok asılacak. Şu an zaten o keskinleşmenin ve uçlara ayrılmanın en yoğun noktalarını yaşıyoruz. Kesinlikle. İnsaf ve izanını yitirmeden, aklını kaybetmeden yapılacak her türlü etkinliğin ve dediğim gibi bel altı vuruş dışında kalan her şeyin ve sonuçta seçmenin tercihinin Türkiye'de pek çok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Ben şunu görmüş birisiyim. Üçlü koalisyon döneminde Sayın Başbakan çok hastaydı. Ama Amerika'ya karşı çok direnmişti ve ayakta kalmıştı. Biz de haksızlıklar yaptık belki o dönemde. En yoğun muhalefeti yapanlardan, televizyonda yapanlardan birisiyim. Muhalefet kişiliğine yönelik değil, uygulamalardaki yanlışlara yönelik de. Evet. Ve halk orada belki yeni bir umut diye başka unsurların da katkısıyla ortaya çıkan AKP'yi biçimde iktidara taşıdı. Başka sözler verildiği, başka Amerika ile başka anlaşmaların olduğu çok sonradan ortaya çıktı. Bu bizim yanılgımız değil, bu hep öyledir zaten. Şimdi gelinen noktada kimin neyle anlaştığını ve ne yaptığını bu seçimlerden sonra olmasa bile onun arkasındaki süreçte göreceğiz diye düşünüyorum ben. Umuyoruz Türkiye için daha aydınlık günler olur. Bu zaten bu kavganın temeli o zaten. Herkes daha iyisini. Benim tek bir derdim var. Herkesin kendini eşit yurttaş hissettiği, barış içerisinde yaşayan ve milatları farklı olsa ve bakışları çok farklı olsa bile bir gerçek bir demokraside yaşadığını fark eden, hisseden ve bunun değerini bilen insanların Türkiye'si olmasını umut ediyorum. Ben de öyle umut ediyorum. Çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ediyorum gerçekten katıldığınız için, bu kadar samimi Hayırlı konuştuğunuz olsun. İçin çok teşekkür Yolunuz ediyorum. Açık olsun. Teşekkürler ediyorum. Oyunu da merakla bekliyorum 15 Mart itibariyle. Evet, 15 Mart'tan itibaren onu da tekrar duyurmuş Gap olalım. Tamamdır. Değerli izleyenler, bugünlük bizden bu kadar. Haftaya pazar yine aynı saatte Artı 1 TV ekranlarında Ayça Yılmaz'la Zirvedekiler'de olacaksınız. Şimdilik bizden